Mıntıkasını herkes koruması lazım. Türk vatandaşı gibi herkes ormanın mıntıkasını koruması lazım. Ormanın sayısına yaşayırız biz. Bu kadar. Değerli izleyiciler, hüşmerim, yörüklerin en özel yemeğidir. Nasıl arının sütü varsa, yoğurdun da, sütün de, kaymağın da özü bu. Evet, kolay gelsin. Bunu nasıl yapıyorsun? Evvel ocak yakıyorum, sonra böyle karıştırıyorum. Bu içindeki ne? Kaymak mı? Bu kaymak. Kaymak, sütün üzerine çıkan yağısı oluyor. Yağısı oluyor, evet. Daha makinede çıkarıyoruz. Evet. Sonra bunu kavuruyorsun. Kavuruyoruz, kızarıyorum. Höşmerim oluyor işte. Karaçufa'da bu şekilde yapılıyor, höşmerim diyorsunuz. Teşekkür ederim. Değerli yeğenim Şeref Demirel bana bu fırsatı verdiği için.
Sevgili seyirciler, Balbura'dayız. Yöresel adıyla Çorkayık'tayız. Karaçöy arasındaki ilk yerleşim M.Ö. 4000 yıllarında Altınapa bölgesindedir. Orada bir site oluşturmuş ancak hangi kavim yaşadığı o bilinmektedir. Karaçöy yaylasındaki en etkileyici kalıntılar Balbura şehrindedir. Bu kalıntılar muhtemelen Korkut Ali'nin kuzey ve doğusundan gelme Psyadiyos'un oluşan yerleşimcilerdir. Milattan önce 200 yıllarında bulunmuştur. İstanbul Arkeolojik Müzesi'ndeki bir resimde Sidon, Leton'da ölen Orta Doğu'da asker olarak bulunmuş Balbura'lı bir Psyadiyan göstermektedir. İlk yerleşim yıllarında Balbura, İnnoda, İncallar, İbecik, Gölüsar ile bir küme oluşturmuşlardır. Fakat milattan sonra 89'da Romalı general Mutane bu kümeleşmeyi bozmuş, kuzeye geçmek için Gölüsar'a saldırmış. Balbura'yı içeren yerleşim birimini almıştır.